Değerli konuğuma döneyim. Konuğum Isparta'dan davetimizi kırmadı. Zahmet etti. Bugün geldi. Kendisini tanıtacağım. Kitabı da var değil mi? Kitapları unutmadık bir yerde. Var. Kitap da burada. Özlem Ayral. İstanbul'dan, affedersiniz, Isparta'dan şair. Birkaç yönü olduğu için hepsini tek tek atmam lazım. Şair, yazar ve aynı zamanda kendisi de programcı, radyo programcısı. Hoş geldin Özlem Ayral. Hoş buldum, hoş gördüm hocam. Daha önce söylediğimiz gibi bizde misafirlik birkaç dakika sürüyor. Ondan sonra ben biraz rahat konuşan bir kimseyim. O nedenle Özlem Hanım, sürçülisan edersem önce kendisi hoş görsün. Çünkü daha önce katıldığı bazı televizyon programlarında biraz canı sıkılmış. İnşallah bizde sıkılmaz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hocam. İzleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim söylemediğim şeyler var. İşte nerelisiniz vesaire gibi. Öncelikle beni davet ettiğiniz için, özellikle Kocaeli Kitap Fuarı öncesi beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı'nı söyleyelim, yarın imza günü var diye. Evet, imza günümüz de yarın. Bayşat standında olacağız inşallah hep birlikte. C13 arkadaşlar. C13'te. Standın önüne gelip kuyruk oluşturun lütfen şöyle uzunlamasına. Evet, uzun kuyruk ama kaynak yapmadan böyle bir dizidin önümüze. Evet, her şeyden önce böyle bir programda olmaktan çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çünkü öncesinde muhabbet ettik, tanıştık. Tekrar tekrar vesile olan Ümit Şimşek Beyefendi'ye ve tabii hocam size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün buradaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Isparta'dan buraya kadar program için, bizim için zahmet edip geldiğiniz, katıldığınız için. 1966 doğumluyum. Kahramanmaraş doğumluyum. Bak doğumunu net bir şekilde söyleyen bayan yazar. Buyurun. Evet. Kahramanmaraş. Evet. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunuyum. Edebiyatla ve radyoculukla ilgim nereden geldi? Hani çok klasik ve çok gelenekseldir. Çocukken. Kendimi bildiğimden beri yazıyorum. Kendimi bildiğimden beri konuşuyorum. Hatta lise yıllarında TRT Çocuk Radyosu için seçmeye geldiler sınıfta. Seçildiğim zaman babam kıyafetleri... Neredeydiniz? Isparta'da mıydı o zaman? İzmir Kız Lisesi mezunuyum. İzmir, evet. Seçildiniz baban kızı değil mi? Evet, babamız olaya ambargoyu koydu. Dolayısıyla o zamandan başlayan bir radyoculuk sevdam, o zamandan başlayan bir yazma heyecanım. Belki toprakla da alakalı olabilir mi diye zaman zaman düşündüm. Çünkü toprak? Kahramanmaraş'tan biliyorsunuz. Kahramanmaraş. Üstad ve nice iyi şairler çıktı. Belki havasından, suyundan. Ama ailede geleneksel olarak benim tespit ettiğim çok sanatkar bir aileye sahibim zaten. Mesela kim, ne var sanatkar aile? Şimdi mesela dedem çok güzel ut çalar, şiir yazar ve söylermiş. Udi dedemiz. Udi'ymiş. Dayım çalamadığı enstrüman yok. Aslında ben unuttum. Program için çok eski fotoğraf kareleri getirecektim. Annem çok güzel akordeon çalardı ve sesi... Akordeon. Ben Artvinliyim. Akordeon bizim milli çalgımız değil. Şu anda evimde hala orijinali var ve ben böyle bir ailenin içinde büyüdüğüm için belki de bu anlamda şanslıyım. Ve yazıyorum, 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 konuşuyorum, konuşuyorum. En çok sonunda güzel. Da kayıp günlerin düşüğüyle hani bunu artık miras haline getirme amacıyla. Kalıcı olsun. Kalıcı olsun. Yani bizden geriye böyle bir eser kalsın. Söz uçar yazı kalır. Evet, söz uçar yazı kalır. Onu tanıtalım hocam. Ya da ben tanıtayım. Buyurun hocam, siz tanıtın. Ya ben göstereyim ekrana. Diye. Kayıp günlerin düşü. 365 güne bir günaydın. Onu siz anlatın. Hocam bu kitabın ortaya çıkışı gerçekten 365 gün boyunca her sabah kalkıldı. Zaten kalkıyordum erken ama özellikle o sabah ne hissediyorsam. Kitabın içeriği tam olarak şiir kitabı değil. Masal var, masallar var, renkler konuşuyor, hikayeler var, şiirler var, deneme yazıları var. Bir de bu kitapta orijinal bir şey var. O zaman kelamına çok hayran olduğum bazı amatör şairler. Yani popüler değil de bizler gibi işte yazıp yazarken debelenen diyorum ben. O tür arkadaşlarımızın şiirlerine yer verdim. Onlara dedim ki günaydın. O yani çok güzel olmuş. Sabaha dair 13-14 tane çok değerli
Kızım da bunların içinde. Onun yazıyor mu bir şeyler? Çok güzel yazıyor. Sizler sülaleden gelmiş bu artık genetik evet, olmuş. Evet bu genetik bir boş genetik. Yok yani illa ya boş yok, evet. Müzik var ya edebiyat var. Evet ya müzik var ya edebiyat var. Dolayısıyla 13-14 tane şairimizin de o değerli mısralarına yer vermiş olmak bu kitabın aslında en özel tarafıydı. Onlar da sabaha dair. Kitapta fotoğraflar var. Fotoğraflar Ahmet abime ait. Özel çekildi ve hepsi gün doğumu fotoğrafları. Ahmet abime ait derken Ahmet Duran. Evet. Ahmet Duran'a teşekkür ederim. Kendisi avukattır. Aynı zamanda fotoğrafçıdır. Avukat. Trekking meraklısıdır. Doğa aşığıdır. Bu kitap için özel çekildi o fotoğraflar. Tabii Kayıp Günlerin Düşü farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi. Ama ben çok aceleci davrandım ve bir an önce olsun istedim. O dönemde Kültür Turizm Bakanlığı'na bu projeyi vermem söylendi. Ama dediğim gibi... Ne yapacak Kültür Turizm Bakanlığı? Şimdi Kültür Turizm Bakanlığı siz çok daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Çok yüksek basımlarda bulunuyor ve engellilere özellikle bir projesi var ve benim çok... desteklediğim ve istediğim bir proje. Özellikle engellilere huzur evlerine birçok kitabı gönderiyor. Yani ücretsiz bir şekilde gönderiyor. Evet. Dolayısıyla bu güzel bir projeydi ama ben acele ettim biraz. Hemen ya, Kültür Bakanlığı'na tabii böyle bir projeyle iletişim kurmak zor biraz yani zor işler biraz. Yani. Çok zor. Yani. İşte yani zora, o zora beni, girmek. Beni konuşturmaya zorlama. Beni tahrik etmeyin yani. Yok, zor yok, işler. Yok. Adamını bulacaksın. Bilmem ne yapacaksın. İşte o zora ona girmek, selam ver. Giremedim. Amcamın oğlunun selamı var. Sana bilmem kim aradı mı? Bilmem ne mi? Yani evet. Bir müellif için bu ağır bir durumdur. Yayın evi için değildir. Yayın evi gidip bunu uğraşabilir bunu ama bir müellif için. Çok yani zor. Ben 4 tane kitap yazmışım. Heyete girecek. Bir tanesini bir kurum almış değil yani. Hiç umurumda evet. değil yani. Ama evet. şu önemli bir müellif için. Bu şiir kitabını ben yazmış mıyım? Ben buna yüreğimi koydum ya. Sen şimdi bu kitaba 5 lira verip veya 10 lira verip satın alacaksın. Alacağın miktar 50 tane. Heyet bunu incelemesi lazım. Heyetinizde bir tane şair var mı? Yok. Evet. Kardeşim kim inceliyor? Hangi kıstasla bunu değerlendiriyorsunuz? Bizim yüreğimizi masaya yatırıyorsunuz yani incitiyorsunuz. O yüzden ben o yollara hiç tevessül etmedim. Ama... inşallah Türkiye giderek gelişiyor. İleride biraz daha hakkı teslim edecek. Bizden i̇nşallah. Sizden diye ayırmadan kayırmadan müelliflerimizin umuyorum. Eserlerini ülke sahtına kazandıracak bir sisteme doğru gideriz. İnşallah. Yani bu gerçekten şimdi, hoş bir çalışma. 365 güne bir günaydın. Özellikle son bölümden de gün aydı. Evet. Günaydın evet. yazmışsın. Birkaç şey evet. ben tam okuyamadım ama. Evet. evet. Öyle çok hoş böyle. Her şiirin bir numarası var. Her şiir bir tarihe endeksli. Ve her şiir gün aydı günaydın diye bitiyor. Şiirler şu mantıktadır. Yazar ve şairler siz çok iyi bilirsiniz ki her zaman çok sevinçli şeyler yazamazsınız. Her zaman evet. böyle çok aman lay lay lom yazamazsınız. Genelde tersine zaten. Çünkü genelde hüzün var. Hayatın içerisinde hüzün insanı olgunlaştıran, geliştiren ve aslında hüzündür insanı insan yapan. Ama biz sabaha dair yazdığımız için okuyanların böyle bir iştiyakla merhaba işte gün başlıyor bugün de nefes alıyorum diyebilmesi için hep özellikle şuna özen gösterdim. Hüzünlü başlasa bile hep sonunu bir şekilde umuda bağladım. Yani ona çok özen gösterdim çünkü benim için ve tabii şu anda bizi izleyen tüm TV41 izleyiciler için de öyle olması gerekiyor. Sabah vakitleri çok önemli. Çok çok önemli. Taze. Tabii önemli. Benim için sabah vakitleri büyük bir sıkıntı. Ben sabah kalktığım zaman çok gergin olurum. İnanılmaz gergin olurum. Yüzümü yıkarım, duş yaparım, kendime gelmek için çay içerim, bilmem ne dolanırım, yürürüm, çok yürürüm. Evet. Yine de yani ben sabahleyin kalkıp da senin yazdığın gibi bir şey yazmaya kalksam çok zor. Herhalde yani çok mümkün değil. Ne yazarım belli değil yani. Öfkeli oluyorum sabahları ben. Yani genelde öğleden sonra bizim gün hüzün tarafındayız. Biz. Gün batımı tarafındayız. Ahmet Haşimciyiz. Ahmet Haşim tarafındayız. Yani afiyet yani, patladı. Evet yani. Ben de zorlandım bazı sabahlar aslında ama benim şöyle bir avantajım vardı. Ben peki akşam yazıp da sabah yazmış gibi koyduğun var mı? Hayır. Hepsi sabah mı? Hepsi sabah yazıldı. Gerçekten tamam. Hepsi sabah yazıldı. Kitabı da göstereyim şöyle arkadaşlar. Hem sen anlat devam et. Ve şöyle bir durum var kitapla alakalı. Mesela
tarihlere endeksli olduğu için kalın gibi gözükse de kimse korkmasın. Yarın lütfen Bayşat standına gelin. Korkmayın. Tarihi endeksli. Çok doğum güzel gününüz. Kapaktı ama bakar mısın? Yani benim param olsa bunu alırım kesin. Yarın Bayşat standında C13, Kocaeli Kitap Fuarı C13'teyiz biz. Biz orada sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Ve Özlem Hanım da orada kitabını imzalayacak. Özlem Aydal. Çok hoş bir gün olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Kitabın hayırlı uğurlu olsun. Nerelerde bulunur? Kitapçılarda var mı? Yoksa şimdi internetten mi 2013'te istiyoruz? 2013'te basıldı kitap. İki fuar gördü. Şu anda ikinci kitabımı yazıyorum. İkinci kitap çok daha farklı bir senaryoya sahip. O da böyle ilginç bir proje. Çok değişik bir proje. Söylersek çalarlar, söylemeyelim. Aslında bugün bir sürpriz yapıp böyle o kitaptan da birkaç bir şey okumak istedim. Flaş belleğe de attım ama vaktim olmadı onların çıktısını almaya. Çıktı ha, elinde yok. Elimde yok, çıktı olarak yok. Hmm. Çok sürükleyici, roman tadında ama roman değil. Ne? Roman tadında ama roman değil. Roman şiir, bu da şiir tadında şiir değil, roman evet, tadında roman değil. Evet, karakterler var, hikaye var, senaryo var. Ama çok farklı bir teması var ve çok umutluyum. İsmi belli mi? Evet belli. Biz önce isim yazarız sonra kitap yazarız diyorsunuz. Yani hayır ismini ben çok önce zaten... İşte önce ismi vardır yani. Evet, nedir? Önce o söylenebiliyor mu ismi? Tabii ki söyleyebilirim. Suç Mahalli Burası Katil Kim? Suç Mahalli Burası Katil Kim? Uzun değil mi biraz isim? Yani çok önemli değil. Öyle olsun. Suç Mahalli Burası Katil Kim? Evet. Yani bu isim bir polisiye romanı andırıyor. Evet. Ama polisiye de var hatta. İçinde. Polisiye de var. Ne kadar hacmi olacak tahminen? Yani benim ikinci kitap için hayal ettiğim ya da tasarladığım bu kadar kalın bir kitap olmayacak kesinlikle. Yani 250-300 sayfa arasında düşünüyorum. Yani ama romanda olur kalın. Ya bunda da ben yani siz kalın biraz diye düşünüyorsunuz ama şimdi 365 gün için her güne günaydın anlamında şiir yazılmış veya başka şair arkadaşlardan da konulmuş. Yani bir sefer 365 sayfa cepte. Evet. 365'i ayırdı. Şimdi bazıları 2 sayfa, 2,5 sayfa sürebilir. Değil mi? 400'ü bulduk zaten. Yani öyle yani oldu. Kalınlığı da kitaba göre, kitabın usulüne, tarzına göre bana göre kalınlığı da yani ben fazla öyle değil. Düşündüm. İyi. İşte 4'e ayırabilirmişiz, mevsimlere bölebilirmişiz. 6 saati konuşacak mısın? 6 saati yazdım bir yere. 365 gün yazılmış 6 saati yok. 6 saati ekleriz, siz mi kıracağız hocam? Ekleriz. Yani şimdi sıradan biri zaten olamayız. Sıradan biri olsaydık öyle bir, zaten sıradan evet. Biri olurduk. Yani değil mi? Zaman. Olmadı. Çok mu saçma? Ne giriyorsun? Çok mu saçma? Açayım istersen. Ya şair, yazar. Yani bunun bir maddi getirisi yok doğru düzgün. Hep yani daha ziyade masrafı evet. Var. Yani hem zamanını ayıracak, hem gönlünü patlatacak, kafasını patlatacak. Onu eser haline getirecek, gidecek, yayın evleriyle uğraşacak, basacak. Yani bu sıradan birini yapacak iş mi? Sıradan biri ne yapar? Gider fabrikaya 8-4-4-12-12-8 gelir eve uyur. Ha, başka bir şey hiç, yapmaz. Hiç yapamadığım şey. Şair adam evet. Sıradan olur mu? Yani sıradan zaten olamayacak. Evet. Ana kumandası. Ve şey de yani yazmak mesela mesleğini soruyorlar. Ne yapıyorsun? Yazar, şair, başka? Tabii. Bu çok güzel bir konu. Radyo programcısın. Başka? Başka. Onlar sayılmıyor meslekten. Hayır, onların hiçbiri sayılmıyor. Ben kasabım, manavım, fabrikadayım falan demedim. Seslendirmenim diyorum. Başka mesleğin yok mu? Yok başka mesleğim. Yani burada çok takılıyorum açıkçası. Evet. Gerçekten Özlem Hanım'ın programcı olduğu belli oluyor değil mi? Yani okuma tarzından, sesindeki eğitimden belli yani bir program yapıyormuş. Çok uzun senelerdir yani. İnsan biraz heyecanlanır ya. Bu nedir? O kadar rahatlık olur mu ya? Canlı yayındayız da bir heyecanlayacak mı bir şey? Yok hocam. Hiç. Vallahi yok. Başarısız görüyorum. Aslında, ben diyorum başarısız. Bir dakika itiraf edeyim. Heyecan, ben her mikrofonu elime aldığımda ya da her programda benim heyecanım hep vardır. Ama artık mesleki bir onun önüne geçen rahatlığım da var. Yani o heyecan, mesleki heyecan var. Tabii ki belli var. Etmiyorum ama diyorsun. Belli etmiyorum evet. Yani Fuzuli'nin Lehçetül Hakayık var biliyor musun? Fuzuli'nin Lehçetül Hakayık. Yani gerçekten lehçe sözlük gibi. Yani bir eseri var. Uzatmayayım da orada şey var. Korku tarif ediyor. İki nokta üst üste işte. Korku, işte cesaret iki nokta üst üste. Korktuğunu belli etmemek. Evet. Cesaret korktuğunu belli etmemektir diyor Fuzuli. Korkuya da korktuğunu belli etmek diyor. Evet, aynen öyle. İlim bir şeyi bilmediğini bilmek. İlim.
Fuzuli'nin ifadesi. İlim çok bir şeyi bilmediğini bilmek. Cehalet bir şeyi bilmediğini bilmemek diyor. Çok şimdi güzel. Heyecanlı belli etmiyorum deyince aklıma geldi. Memur ailesinin çocuğu olduğum için öğretmendi annem ve babam. Rotasyon mağduruydu. Sürekli atamalar, tayinler ve biz sürekli gezen bir aileydik göçebe gibi. Kahramanmaraş doğumum, Akşehir bebekliğim, Balıkesir Ayvalık ilkokul dönemim, İzmir lise, Hacettepe, Ankara üniversite yıllarım, İstanbul ve bununla birlikte birçok şehir. Yani Türkiye'de aslında çok yer gezdim. Çok yer gördüm. Artvin'e gittiniz mi? Trabzon'da takıldım. Trabzon'dan sonrasını... Büyük eksik. Büyük eksik. Ben Artvinliyim. Eyvah. Tüh. Türkiye'de havası temiz iki tane yer en son araştırmaya göre. Tunceli ve Artvin. Ayrıca Türkiye'de okuma yazma oranı eğitim seviyesi evet, en yüksek. Artvin. İki il. Birincisi Artvin tabii ki. Ben Artvin'de olduğum için. İkincisi Tunceli. Ama tabii bir onun sebebi de var. Okumaktan başka şansın yok orada. Evet. Ya çoban olursun, ya okursun, adam olursun. Bir şey yapacaksın yani. Evet ama okumaya yönelmesi de çok iyi bir şehrin. Evet. Evet. Hemen mesaj okuyorum. Seni Ümit Şimşek. Ümit Şimşek'e bu arada teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum gerçekten. Önce ben ettim. Ama ben edeyim lütfen. Tamam önce sen edin. Çünkü siz tanışıyorsunuz zaten. Ümit Bey'i ben radyom vesilesiyle tanıdım. Ve hiç karşı karşıya gelmemiştik kendisiyle. Sağ olsun böyle güzel bir daveti benimle buluşturdu. Ve hayır deme ihtimalimin çok yüksek olduğu bir dönemde ben... Hayır derken referandumdan sonra da söylüyoruz. Onunla alakası yok tabii. Yok evet. Onunla alakası evet. Yok ama o dönem referandumda vardı gerçekten. Evet. Aynı vardı dönemde. İşte hayır olsa olmayacak mecbur evet demek zorunda kalmışsınız. Yani. Bugün ilk defa karşılaştık hakikaten. Çok teşekkür ediyorum. Çok duruşuyla, yaklaşımıyla, biraz şişko ama fena değil yani. Çok, evet, çok Ümit Şimşek dostumuz bizim. O da derneğimizin üyesidir, Bahçet üyesidir. Ümit Şimşek'in vesilesiyle Özlem Hanım'la tanışmış olduk. Kendisine canlı yayında teşekkür ediyorum. Bazen teşekkür edebiliyorum, görüyorsunuz. Evet, ettim farkındayım. Ümit Şimşek diyor ki, öykü, hikaye, roman, zevk ile söyler her an. Levh-i mahfuzda aslı duran en parlak yıldızla güne uyan mutluluklar Özlem Ayral ve Başkan. Başkan derken ben Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı olduğum için başkan diye hitap ediyorlar. Başka bir şey anlaşılmasın. Teşekkür ederiz. Yani, sürçülisan etmek bize, hoş görmek size yakışır diyoruz her programda. Ne var şiirimiz menüde? Ben size bir soru sorabilir miyim? Zor çalıştığım yerlerden sorarsan olur. Eminim geleneksel klasik bir soru. Şiir yazma zamanlarınız var mı? Yani şu zamanda şiir yazabiliyorum ya da şöyle bir ruh halindeyken şiir yazabiliyorum. Ben onun cevap verirsem saçma sapan konuştum demeyeceksiniz ama. Yok demeyeceğim. Şimdi ben şiirde ilham meselesine pek aklım ermez. Yani ilham bekleyen bir adam değilim ama bazen özellikle böyle belli zamanlarda size ilham deyin yine ona. O zamanlarda tabii daha keyifli yazıyorum ama bu biz çok fazla hece şairler olarak atışma çok yaptığımız için atışma evet. Aramızda o bizim şiirimizi çok geliştirdi. Atışmalar yüzünden gelişti yani. Bizim kendi marifetimiz olmuş olmasın. Ama yani şimdi bana desen ki bardağa şiir yaz oturur hemen beş dörtlük yazarım. Yazabiliyorum yani. İlham beklemem yani. İşte onu merak ettim. Evet. Ama eskiden ben lisedeyken yazıyordum. İşte ortaokulda yazıyordum. Lisede yazıyordum. Hatta utanıyordum ben yazdım demeye. Lisede yazardım. Altına uydurma bir isim yazardım. Mahlas. Onu götürüp şey yazar. Mahlas değil. Tamamen uydurma. Palavra bir isim. Yani benim değil. Ben bir yerden buldum deyip getiriyordum. Onu utanırdım benim demeye yani. Öyle işte okulda duvara muvara işte bazı gazetelere falan yazıyorduk. Ortaokulda lisede. O zaman sanki böyle çok özel bir yanımı insanlara gösteriyorum gibi hissederdim şiir yazdığım zaman. Şiir samimiyettir çünkü yani. Evet işte bunu merak ettim. Yani sebep nedir acaba şiir yazanlardaki, hani ben kendime de çok soruyorum. Mesela ben gündelik hayatta hocam çok şey, çok esprili ve güler yüzlüyüm. Yani çok duygusal, romantik. Hatta beni yakından tanıyanlar ya ne hangi ara nasıl bir ruh haliyle yazabiliyorsun bu şiiri? Bu kadar şen bir insan bunu nasıl yazdığı gibi oluyor? Bu kadar evet.
burada aslında hep kendimle konuştuğum bir şey var. Şiir dediğimiz şey sanıyorum siz de katılır mısınız bilmiyorum. İçimizde beslediğimiz ve gündelik hayatta bir türlü dile getiremediğimiz şeylerin dillenmesi. Evet. Ve bu bize iyi geliyor. Terapi. Evet. Şair olmasaydık deli olurduk. Gerçi pek yakında sayılmayız ama bu kadar kurtardık.